Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Gün içindeki gelişmeleri, aslında dünün bugüne yansımaları daha da önem taşıyor. Tabii Milli Güvenlik Kurulu burada önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları çok önemli. Bunlara bakacağız ve İyi Parti'den de Esat'la bir görüşme sinyali gelmişti. İyi Parti sözcüsünün açıklamaları o yöndeydi. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Pazartesi günü resmi yollarla ileteceklerini de belirtmişlerdi. Kürşat Zorlu'nun açıklamaları böyle. Buna bir bakacağız ama tabii öncesinde de yarına bir gidelim. Geliyor, gelmekte olan 3 Aralık'ı bekleyin demişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın önem taşıyor, hazırlıklar tamam. Yarın CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu konuşacak ve tabii alanında uzman isimler de o salonda konuşma yapacak. Bir bakalım ayrıntılarına. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan. CHP'nin 3 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceği 2. yüzyıla çağrı toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. Dünyaya sesleneceğiz. Ey dünya diyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce ilan ettiği 2. yüzyıla çağrı beyannamesi kapsamında Türkiye için yeni bir yol haritası açıklayacak. Bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Yeni bir nefesle geliyoruz. Bu sunum sonrasında Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu inanarak söylüyorum. Endüstriden güncel para politikalarına, istikrarlı büyüme modellerinden kalıcı istihdam önermelerine kadar çok sayıda somut adım ve proje ilan edilecek. Türkiye kaybettiği bütün zamanları, Türkiye bundan sonraki gelişimi bu vizyon belgesiyle beraber yeniden kazanacak. Sadece CHP lideri değil, alanında uzman isimler de konuşacak. Kürsüde kimlerin olacağını CHP'li kurmaylar anlattı. Onlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı. Jeremy Rifkin bir danışmandır, genel başkanı. Jeremy Rifkin, Almanya endüstri modeli üzerine genel başkanımıza baş danışmanlık yapacak kişidir. Genel başkanımızın baş danışmanlarından biridir. Daran Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak, Ufuk Akçiğit hocalarımız siyaset üstü. Onlar yeni Türkiye'nin inşasına, nelerin yanlış nelerin doğru olduğuna dair bilgilerini bizimle paylaşacaklar ve bundan sonra paylaşmaya devam edecekler. Onlar danışman değil. Onların biz partiler üstü olmasını tercih ederiz zaten. Sunum yapacaklar ama partiler üstü olacaklar. Gözler 3 Aralık Cumartesi günü CHP liderinin sunumuna çevrildi. Evet, CHP'nin vizyon belgesi sevgili izleyiciler, yarın aslında hem o salondaki konuşmacılar bunu dillendirecekler, hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar çok önem taşıyor. Bunun üzerine de çok önemli çalışmalar da yapıldı ve artık o hazırlıklar da tamam. Alanında uzman kişiler de konuşacak, ayrıca dedik elbette ki bunu gün boyu ve akşam saatlerinde de konuşacağız. 3 Aralık'ı bekleyin demişti Kemal Kılıçdaroğlu. 3 Aralık'a dair mesaj, biz de bize ulaşan mesajları da sizlere aktaracağız. Peki şimdi dünkü açıklamalara bir bakalım. İyi Parti sözcüsünün açıklamaları çok önem taşıyor. Sığınmacıların dönüşü, terör örgütlerinin Suriye'deki faaliyetlerine son vermek ve ortak mücadele anlayışını iletmek. Suriye'nin yeniden imarı için diplomatik destek. Şimdi iktidar kanadında zaten o yeşil ışığı biraz gördük. İşte o görüşme nasıl olacak, kimlerle olacak, en üst düzeyde mi olacak? Bütün bunlar takip konusu. İyi Parti işte biraz önceki saydığımız nedenlerle, sığınmacılar başta olmak üzere, ortak mücadele anlayışı ve terör örgütlerinin Suriye'deki faaliyetlerine son vermek amacıyla bu saydığımız nedenlerle Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme talebinde bulunacak. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu daha önce Akşener tarafından dile getirilen talebin pazartesi günü resmi yollarla da iletileceğini belirtti. Bir izleyelim Kürşat Zorlu neler demişti, bu konuyu da konuşacağız. Çağrımı şudur. 5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımız meclis kürsüsünden bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Dışişleri Bakanlığımıza resmi yazı olarak resmi bir yolla bildirmeye karar verdik. Yarın ya da pazartesi günü bu resmi yazımızı
Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğimizi umut ediyorum. Evet, İYİ Parti'nin açıklaması bu yöndeydi. Şimdi bunu konuşacağız. Bu arada tabii Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda yapılmıştı. Toplantı sonrası da bir yazılı açıklama geldi. Kara harekatına da vurgu yapıldı o açıklamada. Bölgemizde sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun içinde gereken adımın kararlılıkla atılacağı vurgusu vardı. Milli Güvenlik Kurulu raporunda da onu da ayrıca konuşacağız. Tabii kara harekatı sinyali nasıl sürüyor bu süreç? Hemen gazeteci Saygı Öztürk'e dönelim. Saygı abi merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önce biraz önce izlediğimiz o İYİ Parti sözcüsünün o mesajlarını bir konuşmak istiyorum tabii. Pazartesi, hatta bugün ya da pazartesi günü resmi yollarla iletileceği belirtilmişti. Daha önce de Akşener tarafından dile getirilmişti talebin. Bunu da vurgulanıyor. Ne olacak şimdi? Esad'la görüşmeler mi gerçekleşecek? İktidarın aslında adımı da bu yönde gibi görüyoruz ama bu Suriye Türkiye arasını nasıl konuşmak gerekiyor? Nasıl okumak lazım? Evet. Şimdi biliyorsunuz Esad'la Cumhurbaşkanımızın arası ilişkilerinin geçmiş dönemden beri son derece iyi olduğu biliniyor. Ve dolayısıyla bu iyi bilinen ilişkiler daha sonraki süreçte çok farklı bir biçimde gelişmeye başladı. İşte bildiğimiz işte Esad, kardeşim Esad, Esed oldu. Farklı katil denilmeye başlandı. Ve dolayısıyla iki ülke arasındaki bağlar tamamen koptu. Hatta daha da ileriye gidilip işte o gün bir hafta içerisinde orada ünlü Emevi Camii var. Emevi Camii'nde namaz kılınacağı, cuma namazının kılınacağı da bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmişti. Ancak o istenilen veya tahmin edilen gelişmeler olmadı ve aradan yıllar yıllar geçmesine rağmen Suriye yönetimi Esad yerinde kalmayı başardı. Ülkesinde yönetmeye devam ediyor. Tabii ki kolay değil, sıkıntılı bir süreç içerisinden geçerek. Geçmiş dönemde de Suriye'ye CHP heyeti de gitmişti. İşçi Partisi heyeti de gitmişti. Onlarla görüşmeler yapıyor. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Önemli olan icra noktasında bulunan kişilerin gitmesi. Yani şu anda İYİ Parti Genel Başkanlığı'nın gidip gelmesi, Esad'la görüşmesi çok hükümetin veya iktidarın icraatlarında çok farklı bir değişikliğe yol açmaz. Önce bunu söyleyelim. Çünkü benzer şeyler zaten alt düzeyde de zaman zaman özellikle istihbaratçılar düzeyinde de bu ilişkiler bir şekilde devam ediyor. O yüzden doğrudan Esad'ın ayrıca bu görüşmede veya bu ziyarette tarafları kabul edip etmeyeceği de belli değil. Muhtemelen tabii edebilir çünkü Türkiye ile ilişkilerinin Esad da iyi olmasını öteden beri istemektedir. Ve nasıl oldu da hatta bir röportajında yabancı bir gazetelere verdiği bir röportajında bu işler nasıl bu noktaya geldi ben de anlamış değilim ifadelerinde kullandığını hatırlatalım. Evet. Şimdi tabii Esad'la görüşmek çok önemli, çok anlamlı ve böyle bir görüşmelerin yapılması gerekir. Ancak hakikaten Sayın Akşener'in de bir devlet adamına yakışır, bir lidere yakışır bir biçimde böyle bir gidişi kendiliğinden değil de devletimizin, yetkililerimizin bilgisi dahilinde gerçekleştirmek istemesi son derece önemli ve anlamlıdır. Neden? Dış işleriyle ilgili konularda belki eğer gidilmesi uygun bulursa, kendisine gitmesi evet gidebilirsiniz diye önerilerde bulunursa mutlaka kendisine de bazı mesajlar verilir. Kim üzerinden? Dışişleri Bakanlığı üzerinden de bazı mesajlar verilir ve o mesajları da büyük olasılıkla gidişinde anlatır ve oradan aldığı mesajları da Dışişleri Bakanlığı'na getirir. Şimdi devlet adamlığı bunu gerektiriyor. Bakın geçmişte değil yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yabancı bir ülkeye gittiği zaman o ülkelerdeki temaslarının sonucunda bir rapor hazırlatıyor ve bu raporun bir örneğini de doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na veriyor. Neden? Dışişleri Bakanlığı bu temaslardan, heyetin yaptığı girişimlerden ne olup ne bittiği konusunda bilgileniyor ve doğrusu da zaten bir devlette olması gereken uygulamalarda budur. Dolayısıyla bu gidişleri son derece iyimser bakmak, iki ülke arasındaki gelişmeler açısından önemli görmek gerekir diye ben bakıyorum.
O yüzden Akşener'in gidişi evet iyi olur diyoruz ama sonuç alınması şu aşamada, yani özellikle de Cumhurbaşkanımız ve iktidarda bulunanlar şu anda böyle bir olumlu sonuç olmasını çok isteyeceklerini ben zannetmiyorum. Şimdi tabii yani hani normalleşme mümkün mü diye biz de şu anda ekranımızda da bu soruyu soruyoruz zaten. Suriye ile normalleşme mümkün mü diye. Bunu iktidar açısından nasıl yorumlamak gerekiyor? İşte yeşil ışık yakıldı. Şimdi önce Sisi, sonrasında işte Esad'a yönelik bu yeşil ışık nasıl ilerler bu süreç? Şimdi tabii her şeyden önce Suriye'nin biz komşumuz. 915 kilometre aramızda sınır hattı olan, hatta Türkiye'de bulunan vatandaşlarımızın bir bölümünün hemen sınırın ötesinde akrabalar olduğu gerçeğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani Suriye ülkemize dost bir ülkedir. Ancak zaman zaman özellikle işte bazı Baba Esad döneminde ilişkiler bozulmuş. Su anlaşması, Fırat'ın su anlaşması gerekçe gösterilerek, daha ülkelerine fazla su verilmesi gerekçe gösterilerek Türkiye'ye bir yerde terörle bu anlaşmalara zorlama gibi girişimleri yaşanmıştı. 1998 yılına kadar yapılan İçişleri Bakanlığı yüksek düzeydeki toplantılarda olsun, gerek bakanlar düzeyinde yapılan toplantılarda olsun, bölücü terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın orada bulunmasına rağmen, Suriye'nin içerisinde evleri bulunmasına rağmen sürekli olarak ülkemizde Abdullah Öcalan diye birisi yoktur denildi. Ve Türkiye'nin kararlı tutumu, daha sonra olayın farklı boyutlar almaya başlamasından sonra Abdullah Öcalan 1998'de sınır dışı edildi. Ve iki ülke arasındaki ilişkiler de o süreçten sonra normalleşmeye başladı. Dönemin jandarma genel komutanı rahmetli Aytaç Yalman o bölgeden Suriye'den sorumlu komutan, ayrıca bir komutanlık görevi de oldu. Ve Suriye ile ilgili her konu, bölücü terör örgütünün oradaki yapılanmaları, işte banka hesapları, arşivi dahil her konuyla ilgili girişimlerde bulunuldu ve bazında önemli sonuçlar alındı. Örgütün orada çalışmaları engellendi. Bu süreçten sonra özellikle oğul Beşar Esad'ın göreve gelmesinden sonra da ilişkilerimiz hakikaten kolay kolay her iki ülke arasında yaşanmayacak düzeye geldi. Ancak görüyoruz ki birdenbire, yani Türkiye ile ilgili baktığınız zaman Amerika, Suriye'nin herhangi özel bir sorunu yok. Ancak işte Amerika'nın devreye girmesi, bazı ülkelerin devreye girmesiyle Türkiye en kötü olan, Suriye ile en kötü olan ve bu yüzden de en büyük zararı gören ülke olduk. Şimdi yalnız zarar gören, ekonomik olarak zarar gören ülke olmanın yanı sıra, bildiğiniz gibi ülkemizde her ne kadar işte yetkililer 3 milyon 750 bin veya 550 bin civarında Suriye'nin bulunduğunu demiş olsa bile, Birleşmiş Milletler raporlarında bile bunun daha yüksek olduğu ortadadır. Ülkemizde bunların doğum oranı 5.8 civarındadır Suriyelilerin ve dolayısıyla hiç mi bu rakamlar 10 yıldır, 11 yıldır hiç mi artmıyor ki, sürekli olarak eksiliyor gibi gösterilmeye çalışılıyor. O yüzden Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmesi de tabii vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız da genel arzusu, genel isteği haline gelmiş durumda. Bu ülkemizin üzerine çok önemli bir yük haline gelen Suriyeliler konusunda tabii çözüm bekleniyor. Çözümü nasıl nasıl çözüm olacak Elif Hanım? Karşınızdakiyle bir diyaloğunuz olacak. Siz hiçbir diyaloğunuz olmadan Türkiye'de bulunanları Suriye'ye gönderemezsiniz. Ve karşınızdaki devletle irtibatınız olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Geçenlerde Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy gitti, Lübnan'a gitti. Lübnan hükümetinde de, Lübnan'da da biliyorsunuz şu anda 1,5 milyon civarında Suriyeli bulunmaktadır. Lübnan'ın nüfusu zaten 4,5 milyon. Bunların 800 bini ülkelerine gönderilmiş. Şimdi onların yaptığı uygulamaları öğrenince, ya bizim ülkemizde neden bunlar yapılmıyor? Neden bu görüş veya gidişler hızlanmıyor? Bakın, ülkemizde Erdoğan Suriyeli bir yerde vatansız. Ama orada gittiği zaman iki ülke arasında temas kurulmuş olsa, bunların her biri Suriye nüfusunu, Suriye vatandaşını zaten kazandırılmış olacak. Dolayısıyla Suriye ile ülkemizin
mutlaka ve mutlaka bir işbirliği içerisine girmesi gerekiyor. Çünkü bu olaydan Türkiye kurtulmak istiyor. Yani bu ağır yükün faturası ve giderek artan bu yükten kurtulmak istiyor. Suriye hükümeti de Türkiye'nin koruduğu, kolladığı vatandaşlarımız var. Bunların da belli bir şekilde ülkelerini dönmesini arzu ediyor. Ama baktığınız zaman böyle bir ortam, Türkiye'nin bir türlü el uzatmaması, Suriye'nin de olayda kendisini biraz daha nasıl olsa Türkiye'ye yaklaşmıyor diye geri çekmesi, Türkiye'nin başında bir Suriyeliler sorununu giderek büyütmeye devam ediyor diye bakıyorum. O yüzden bir normalleşme mümkün olabilir mi? Tabii ki olabilir. Neden? Ya geçmiş dönemde Türkiye ile Suriye savaş noktasına gelmişti. Tanklarımız Suriye'ye girmek üzere sınır bölgelerimize yayılmıştı. Ve o dönemin kuvvet komutanları sınır bölgesinde artık her an harekat emri, sınır ötesine giriş emri vermek üzere çalışmalar içerisindeydi. Ve bir savaş noktasına gelen ülkelerden daha sonra iki ülke arasında sınırların neredeyse bile artık pasaportların kaldırıldığı, rahatlıkla insanların pasaportsuz olarak karşıdan karşıya geçebilir, ticaretlerini yapabilir noktaya gelmiştik. Şimdi aynı olayları, yani savaştan dönen bir ülkeyle tekrar iki ülke arasında, ki çok önemli, hiçbir de baktığınız zaman önemli bir sorun da olmamasına rağmen Türkiye'nin normalleşmesi daha kolay. Yeter ki adım atılsın. Belki bugüne kadar Cumhurbaşkanımız bu adımı atmadı. Atmamakta şu ana kadar kararlı. Ama nasıl işte baktığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la, Mısır'la yeniden ilişki dönemi başladıysa Suriye ile de başlayacaktır. Şunu söylemek gerekir ki muhalefetin, yani şu anda muhalefette bulunan siyasi partilerin Suriye ile ilgili konuları sürekli gündeme getirmeleri, belki o ülkeye gidip karşılıklı temaslar içerisinde bulunmaları, bir yerde iktidarın da Suriye politikasında değişiklik yapılmasında etkili olabilir diye bakıyorum. Şimdi bu konu tabii, yani Ankara'nın aslında en önemli gündem başlıklarından birisi yani. Hem bu yakınlaşmalar, işte bu temaslar nasıl sağlanacak, bir de kara harekatı var. Onu soracağım ama ondan önce ben şimdi bu yazıda işte İlay Aksoy'un aktardıklarına baktığımda mesela diyor ki Lübnan bunu nasıl başardı? İşte Lübnan Suriyelilerin topluma uyum sağlamaları için bir çalışma yapmadı. Hep geçici gözüyle baktı ve sistemi de ona göre kurdu diyor. Yani hani sürecin nasıl ilerlediği açısından baktığımızda bir Lübnan örneği de var gözümüzde. Şimdi 1,5 milyon diyorsunuz. İşte 4,5 milyon nüfusu var zaten. 1,5 evet. milyon Suriyeli gelmiş neticede. 7000 yerleşim birimi var diyor Lübnan'da, diyor Suriyelilerin bulunduğu. İşte Suriyeliler bu yerleşim birimlerinde tutulmuş. Ama hiçbir zaman da hani oraya bir uyumlaşma süreci değil de yani hep hani işte vatandaşlık verilmemiş mesela. İş yeri açmalarına evet. izin verilmemiş gibi ayrıntılar da var yani oraya bakıldığında. Tabii, tabii. Evet, onu gazetede köşemde evet. Bu konuya değindim. Suriyelileri nasıl gönderiyorlar diye ilgili ülkelere. Hakikaten siz eğer temasta bulunmasanız hiçbir şey yapamazsınız. Bakın Suriye şimdi o ülkelerle, Suriye ile temas kurdular, Lübnan. Ve bu temaslar sonucu, yani diplomatik temas kuruldu. Bunun sonucu olarak her ay 15 bin kişinin ülkelerine gönderilmesi planlandı. Gidilecek kişilerle ilgili, yani çünkü o ülkede Suriye hükümeti de zaman zaman aflar çıkartıyor. Bu aflardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları Suriye'de yapılıyor. Onlar Lübnan'da yapılıyor. Lübnan yetkili makamları, Adalet Bakanlığı bunları Suriye Adalet Bakanlığı evet. yetkililerine gönderiyor. Daha doğrusu artık bir heyetler oluştuğu için sınırda bunların mülakatları yapıldıktan sonra ülkelerine dönüyor. Bugüne kadar gönderilip de yani mülakattan geçirilenlerden sadece 34 kişinin iadelerinin kabul edilmediğini öğreniyoruz. Diğerleri ülkelerine kabul edilmiş. Şimdi neden? Ya çünkü adamın bulunduğu yerde, yani Lübnan'da hayat hakkı kendisine tanınmıyor. Şu anlamda söylüyorum. İşte vatandaş yapılamıyor. Evet. Çocuğu okula gönderilmiyor. İşte okula gönderilecekse para alınıyor. Üniversite öğrencileri, biliyorsunuz Türkiye'de Suriyeliler, yabancılar çok ayrıcalıklı. Orada hiçbir ayrıcalığı yok. Sınavlara o ülkenin vatandaşları nasıl aynı koşullarda haklara sahipse bunların da girişleri aynı haklara sahip. Yani
bunlara üniversiteye girişte öncelik falan verilmesi gibi ülkemizde olan uygulamaların hiçbirisinin olmadığında. Sağlık hizmetleri mesela, değil mi? Sağlık hizmetleri gibi, evet. Tabii. Onu da hatırlatalım. Sağlık hizmetlerinden örneğin yararlanamıyorlar. Hı. Yararlanmak isteyen de parasını ödüyor. Şimdi böyle bir durumda Suriyeli neden ülkesine gitmesin? Bir de tabii ülkesine gittiği zaman da Rusya bunlara kucak açıyor öncelikle. Bunlara bir barınma bölgesinde bir süre kalıyor. Evleri, iş yerleri, işte daha doğrusu önce barınacak yerleri yoksa buna, hı hı, veya olan daha önce bulunan evlerinin onarımları yapılıyor ve bunları, hı hı, tekrar evlerine yerleştirmeleri gibi yollar izleniyor. Tabii hayat zor, Suriyeliler için de zor ama bulundukları ülkelerdeki koşulları da, özellikle hani Lübnan gibi ülkede, hı hı, onlarda da koşulları zor. Evet. Ülkemizde de koşulların da ülkemiz açısından zaten sorunlar giderek büyürken, bir de Suriyeliler konusunun artık iyice çıkmaza girmesi de ister istemez ülkemizde de tepkilere yol açıyor. Hı hı. Haklı mı? Bana göre de haklı tepkiler var. Hı hı. Çünkü kendi insanımızın yapması veya kendi insanımızdan esirgediğimiz birçok olayı Suriyelilere veriyoruz. Şimdi bırakın onu, Suriyelilere bakın, az önce söz ediyoruz. Yani Lübnan bir kişiye bile vatandaşlık vermemiş. Biz kaç bin kişiye, kaç yüz bin kişiye vatandaşlık verdiğimiz konusu tartışılıyor. İçişleri Bakanı mesela açıklama yapıyor, diyor ki işte 220 bin. İşte başka bir siyasi partinin genel başkanı 1 milyon 900 bin kişiye vatandaşlık verildiğini söylüyor. Yani gerçekleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne yazık ki devletimizin yetkililerinden sağlıklı bir bilgi alamamaktadır. Halbuki bunlarla ilgili bakın son olarak hemen bir bilgi daha vereyim. Araştırmacı Günal Bey var, Günal Ölçer. Onlar yine 5 Haziran tarihinde partilere, siyasi partilere verilen seçmen listeleri üzerinden bir çalışma yaptığında sadece Suriye doğumlu olup da vatandaşlığı alınan, yani vatandaşlığı alınan aynı zamanda oy kullanma hakkı da elde edilen kişilerin sayısına baktığım zaman 400 binden fazla olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Yani 400 binden fazla kişi oy kullanacak durumda, yani vatandaş yapılmış kişi. O zaman biz hangi rakamlara güvenmemiz lazım? İçişleri Bakanımızın verdiği rakamlar farklı, bakan yardımcısının verdiği rakamlar, evet, farklı ve sayıların hiçbir zaman değişmediği gibi 3 milyon işte 700 bilmem kaç bin, bu rakam hiç değişmiyor. Ya bunların gidenler oluyor, yerine doğumlar var. O kadar, hı hı, Türkiye'de doğum hızının fazla olduğu Suriyelilerin gerçeğini dikkate aldığımızda bunların da gerçeklerinin de kamuoyuna açıklanmasında her zaman fayda var diye bakıyorum. Peki şimdi bir de harekata ilişkin soracağım tabii. Milli, buyurun, Güvenlik Kurulu'nda da bu ifadeler vardı. İşte denildi ki terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekatla ilgili uyarılar Türkiye'nin devam ediyor ama Almanya ve Fransa yeni bir askeri operasyon ihtimaline tepki gösterdi. Ankara'ya geri adım çağrısında da bulundu. Yeni bilgileri de aktaralım bir yandan. Rusya'dansa sahadaki durumla alakalı dikkat çekici de açıklamalar geldi peş peşe. Şimdi bu kara harekatını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nasıl okumak gerekiyor? Yakın mı? Şöyle zannediliyor Elif Hanım. Şimdi zaman zaman açıklamalar yapıyor. İşte Suriye'de terör örgütünün karargahlarına yönelik uçak taarruz harekatı, hava harekatı yapıldı. Biliyorsunuz Rusya hava sahası Türkiye'ye kapalı. Evet. Yani bizim uçaklarımızın, jetlerimizin gidip o bölgede herhangi bir harekat yapması, sınırın ötesine geçmesi mümkün değil. Ancak sınırımızın, yani kendi sınırımızın içerisinde bu atışlar yapılıyor, hedefler vurulmaya çalışılıyor. Ve tabii bölücü terör örgütü ve onların yandaşlarının da Türkiye'ye, Türk insanına zarar vermek için bir takım önemli faaliyetleri var. Bu faaliyetlere karşı Türkiye'nin ister istemez kendisini korumak, vatandaşımızı korumak, ülkemizi korumak adına boş durması beklenemez. Zaten silahlı kuvvetlerimizin, vatandaşımızın haklarını korunması açısından da önemli kendisine verilmiş görevler vardır. Bu kapsamda sınır ötesi harekat tabii ki yapılır. Geçmiş dönemlerde de bakın Kuzey Irak'a mesela Türkiye 26 büyük harekat, sınır ötesi harekat gerçekleştirmişti. Şimdi yaklaşık 6 yıldır da
askerimizin Suriye topraklarında da bulunduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bölücü terör örgütünün o bölgede Amerika'nın desteğiyle ordulaşmak, yani düzenli bir ordu haline gelmesi için çok önemli destekler verildi de biliniyor. O yüzden Amerika'nın, işte ne bileyim Rusya'nın veya işte Fransa'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kara harekatı yapmasını istemez. Çünkü kara harekatını yapmadığınız sürece terörle mücadelede tam anlamıyla istenilen sonuçlar alınamaz. Evet. Anlamıyor daha doğrusu. O yüzden mutlaka askerinizin kotinin değmesi lazım. Hava harekatları kuşkusuz son derece önemlidir ama bu genelde işte terör örgütü militanların toplu olarak bulunduğu bir yer olur, bir bina olur. İşte ne bileyim silah mühimmat depolarının bulunduğu yerler nokta olarak belirlenir. Bunlara dönük hava harekatları yapılırsa tabii ki etkilidir. Ama bunun kara harekatıyla desteklenmesinde önemli bir gereklilik olduğu askeri kaynaklar tarafından, konuştuğumuz deneyimli askerler tarafından da bu her zaman ifade edilir. Nitekim Cumhurbaşkanımız da bu konuyu son dönemlerde sıkça gündeme getiriyor. Keşke bu şekilde gündeme getirilmemiş olsa. Neden? Şimdi siz söylüyorsunuz, işte hareket yapacağım, kara harekatı yapacağım. Siz kara harekatı yaparım dediğiniz andan itibaren zaten bölücü terör örgütü ve onların yandaşları kendilerine göre önlem alır. Önlem. Ne yapar? Örnek veriyorum, hendek kazar, işte askerimizin muhtemelen geçiş yolları veya giriş noktalarına işte mayınlar döşer, askerimize kayıp verdirmek için pusu noktaları oluşturur gibi birçok kendisini için nedir? Onlar da size zarar vermek, askerimizin gelişine gelişi sırasında onlara kayıp verdirmeyi hedefler. O yüzden kara harekatı, işte şimdi geliyorum, çıkıyoruz, geleceğiz gibi açıklamaları askerler açıkçası söylemek gerekirse çok doğru bulmuyor. Bu tür olaylar baskın bir biçimde olur, ani bir harekat biçimde olur. Geçmiş dönemde de işte Kuzey Irak'a geçmiş dönemde çok etkili operasyonlar yapıldığında ne Barzani'nin haberi olurdu, ne işte Taliban'ın haberi olurdu, ne de Irak devletinin haberi olurdu. Ani bir biçimde bu işler yapılır. Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilir. Hatta başka illerden, örneğin Batı illerimizden o bölgede görevlendirilecek askeri birlikler geleceği zaman bu bulundukları yani sınır bölgelerimizdeki askeri birliğe bile söylenmez. Örneğin ekmek, fazladan ekmek çıkartılmaya başlanır. Esnafın haberi olmaması için, ya bu ekmek fazla, fırından ekmeği fazla alırsa, ha bunlar şimdi askerler gelecek, sınır ötesi hareket yapılacak gibi algılanır diye, bunlar ekmekler ve diğer iaşeleri daha fazla bir biçimde ve oradaki askeri birliklerin bile haberi olmadan gerçekleştirildi. Şimdi o yüzden biz harekat yapıyoruz, geleceğiz diye açıklamalar yapmasına çok yerinde durum olmadığı ifade ediliyor. Ve mutlaka tabii ki kara harekatına desteklenmesi gerekir. Ülkemizde tabii ki gerekli görüyorsa bu kara harekatını ülkemiz yapar. Yani bunun için şu ülkeden bu ülkeden izin almamız da zaten elbette gerekmez. Çünkü en çok bu olayda etkilenecek olan, yani sınırımızda bir terör devletinin kurulmasında etkilenecek olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kendi güvenliğini bak şimdi her şeyi yapar, yapmakla mükelleftir. Bu yüzden silahlı kuvvetlerimizin bir harekatı olursa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir bölümü de bunun silahlı kuvvetlerimizin başarısı için dua eder diye tahmin ediyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Saygı Öztürk. Sağolunuz değerlendirmeler için. Teşekkür ederim. Var olunuz. Evet. Bu arada Haldun Solmaz Türk Barış Pınarı harekatını anımsatarak şu ifadeleri de kullanmış. O zaman Türkiye'yi durduran Amerika ve Rusya'nın bugün göz yumacağını beklemek saflık olur diyor. Askeri harekat açısından en olumsuz koşullardayız diye de belirtmiş kara harekatı için. Evet, bu konu çok konuşuluyor tabii. MGK'nın ardından bu ifadelerin çıkması buna ilişkin son mesajda kabine sonrasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Onu da
hatırlatalım. Şimdi ekonomi gündemimize bir bakalım. Evet, asgari ücret en çok konuşulan bugünlerde. Asgari ücret ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak? Derken artık çok önemli aşamalara da gelindi ama bu aşamalar tabii hani beklenildiği kadar oldu mu? Beklentileri karşıladı mı? En çok da işin o kısmını konuşuyoruz tabii. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için maraton 7 Aralık'ta başlıyor. İkinci toplantı 14 Aralık'ta olacak demiş. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde de işçi tarafı ilk rakamı telaffuz etti. Ergün Atalay, Türk İş Başkanı dedi ki kırmızı çizgimiz olarak ifade etti bu rakamı da. Açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 liranın altında bir rakam kabul etmeyeceklerini söyledi. Yalnız daha öncesinde de bekar bir işte kişinin ne kadar neye ihtiyacı var, ne kadarla geçinir, 10 bin civarında bir rakam açıklanmıştı. Yine Türk İş tarafındandı. Kırmızı çizgi olarak o zaman da o mu belirtilmişti? Şimdiki rakamla o zamanki rakam arasında bir farklılık mı var? Onu birazdan Erdem Sağlam'la konuşacağız ama önce bir haberimizi izleyelim. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret maratonunda takvim netleşirken ilk kez rakam da verildi. Kırmızı çizgimiz 7.785 lira denildi. Bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Türkçesi evet. Bu. Asgari ücrette zam pazarlığında masada işçiyi temsilen bulunan Türk İş Başkanı Ergün Atalay 7.785 liranın alt sınırı olduğunu söyledi. Onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. İşaret ettiği 7.785 lira aslında Türk İş'in 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı rakam. Atalay açlık sınırının altına bir rakam gelirse masada olmayız diyor. Bir şey yayınlıyoruz, bize sormazlar mı ya, sen bunu açıklıyorsun böyle böyle diyorsun, ondan sonra gidip bunun altına imza atıyorsun. O işin içine olmayız. Kırmızı çizgi bu. İşçi tarafı alt sınır olarak 7.785 lirayı telaffuz ederken gözler asgari ücret tespit komisyonunun 7 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantıya çevrildi. Kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Yani onun üstüne neye çıkmak gerekiyor? Şimdi bizim hesabımıza göre gıdada artış %138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Duracağımız yeri ben A'dan Z'ye ben de biliyorum. Yönetimim de biliyor. Türk İş'in yöneticileri de biliyor. Yani evvela bir rakamı şey 7'sinde 14'ünde bir görelim. Bir çağırsınlar söylesen ona göre nasıl hareket edeceksek hareket ederiz. Evet, şimdi nasıl ilerleyecek tabii bu görüşmelerin neticesi de onu da merak ediyoruz elbette. Şimdi Bakan Nebati'nin de açıklamaları vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden özellikle de işte ne olacak biraz netleşti dedik ama bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek özellikle. Bakan Nebati'nin de EYT ile emekli olacakların kıdem tazminatına ilişkin işverene destek hazırlıkları başlattıklarını duyurduğunu belirtelim. Çünkü en çok da işveren bu oranı nasıl karşılayacağız diye işveren de aslında isyandaydı. Uygun finansman koşullarıyla hazine destekli kredi verileceğini belirtti Bakan Nebati. Emekli olacak çalışanların aynı anda hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük işletmeleri de düşünün, küçük işletmeleri de düşünün. Oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı içeriğine girme. Bu durumda da işçinin mağdur olma ihtimali var. Dolayısıyla bu konuda bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine müjdeyi verdi. Hazine Maliye Bakanımızın da bu sürece çok destekçi olduğunu ifade etti. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü uygun koşullarla karşılayabileceklerini, kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da işverenlerin karşılayacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla hazine destekli kredi garanti fonu kefaletiyle karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlandığını belirtti. %80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor.
Yani devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam ilişkisini devam ettirmek istiyor. Yani bu kişileri işine devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla burada bir uyum görüyoruz. EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi desteği verilecek. Desteğin kapsamı ve içeriği yapılacak çalışma sonrası netleşecek. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'da geçtiğimiz gün Bakan Bilgin'in bu konuda işverenler yalnız bırakılmayacak mesajı verdiğini açıklamıştı. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dün akşam KRT ana haber bülteninde Savaş Kerimoğlu'nun konuğu Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ydu. Birçok başlıkta önemli mesajlar çıktı tabii. Ekonomiden Altılı Masa'nın adayı ile ilgili adayına kadar çok çarpıcı açıklamalar vardı. Ve Karamollaoğlu dedi ki Tayyip Bey'in kazanma ihtimali gözükmüyor. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Tayyip Bey'in kazanma ihtimali gözükmüyor. Ama Tayyip Bey çok kararlı bir insan, ısrarlı bir insan. Ben burada kalacağım diyor ve dikkat edin her yola başvuruyor. Altılı Masa'nın yedinci bir ayağı var, bu HDP'dir diyor. Bizi itham ediyor. Ama kendisi gidiyor HDP'yi oturup mecliste yağlı ballı görüşme yapabiliyor. Öcalan'ı çıkarabiliyor. Kardeşini çıkarabiliyor televizyonlara. Ona buba. Ama siz bir HDP'liye selam verirseniz siz suçlusunuz diyor. Bu mantıkla bu iş yürümez ki. Evet, hem ekonomi hem siyaset birçok başlık vardı dedik Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarında. Şimdi ekonomiyle devam edelim biz yine ağırlıklı olarak. Erdal Sağlam'a dönelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba. Şimdi önce piyasalarla başlayalım. Yine aynı görüyoruz piyasaları ama tabii önemli bir süreçteyiz. Yıl sonundan sonra ne olacak diye hep bu merak konusu da var ama önce bir piyasaları değerlendirelim. Öyle çok önemli konularımız da var ardında. Evet, küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor Eyüp. Şimdi enflasyon rakamları iyi gelince Amerika'da işte Şahin tavrını yumuşatacak FED diyorlar. Yani 0.50'lik faiz artışı kesinleşmiş gibi görünüyor. Bu risk algısını, iştahını arttırıyor. Petrolle artı Çin'den gelecek olan herkes Covid kısıtlamalarında yumuşama haberlerini bekliyor. O da yeniden üretimin canlanacağı anlamına gelecek diye oradan bir şey var. Baktığımız zaman 1.05'i buldu euro dolar paritesi. Euro güçlendi, yani dolar değer kaybediyor. Bütün bunların şeyi olarak da bir yandan da petrol fiyatları yükselmeye başladı. Üretim yeniden başlıyor havasıyla. Sanıyorum bu akşam motorine zam geliyor yine. İki gün önce indirim gelmişti. Bugün yeniden zam geliyor. Bu tür etkileri oluyor. Ama kurlara baktığın zaman hükümetin politikası enflasyonu seçime kadar belli bir şeye indirebilmek için, o tabloyu göstermek için kurları sabit tutuyorlar. Ama bu kadar uzun sabit tutmak da sonunda baskıyı arttıracak kurlar üzerinde. Onu da görmek mümkün. Bizde değişen bir şey yok. Aynı yolda devam ediyorlar. Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor. Bir yandan da işte Avrupa'daki resesyon, özellikle kış aylarının, yani önümüzdeki yılın özellikle ilk yarısı bayağı bu dalgalı seyrin devamıyla olacak. Bir ileri iki geri diye gözüküyor dünyada. Peki şimdi dünyada böyle. Türkiye'de bizim mücadele edilen birçok işte başlığımız vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar, bir taraftan asgari ücretliler. Şimdi emekliler tabii, ilerleyen günlerde emeklileri de konuşmamız gerekecek tabii. Önce bir EYT ile ilgili söyleyelim. Hemen uzlaşma sağlandı diyoruz.
Hükümete işverene prim desteği, hükümet işverene prim desteği verecek. Bakan Nebati kıdem tazminatına ilişkin böyle bir destek hazırladıklarını duyurdu ve uygun finansman koşullarıyla da hazine destekli kredi verilecek. Önce bir bunu konuşalım tabii. TİSK Başkanı'nın da açıklaması vardı. KGF'den uygun krediyle işveren yalnız bırakılmayacak diye. İşveren de çok endişeliydi çünkü. Ne olacak? Bu nasıl ilerler sizce? Çözüm, uzlaşma sağlandı mı? Yani çözüm bulundu diyebiliyor muyuz? Evet. Yani EYT'ye bakarsan kesenin ağzını açmış gibi görünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçim öncesi işte çok yüklü miktarda bu haktan yararlanacak olanlar var. Belli ki onların oylarını oynuyor. Daha önce biliyorsun bundan hiç bahsetmeyin derdi. Adamlar erken emekli olacak, bir de gidip çalışacaklar derdi. Şimdi TİSK'in emekli olacakların, emekli olup da çalışacakların risk şeylerini, sigorta primlerini bile düşürmeyi de kabul ettiler. Üstüne üstlük kıdem tazminatı yükünü kredi garanti fonundan karşılamayı da kabul ettiler. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bir yandan işverenlere destek tabii. Ama baktığın zaman işverenlerin kıdem tazminatı için zaten kendilerinde bilançolarında bu şeyi, miktarı tutmaları gerekiyor. Ama bunu işletme sermayesi olarak, bilançolarında gözükse bile işletme sermayesi olarak kullanıyorlar. Şimdi bunun için kıdem tazminatı için kredi garanti fonundan yüklü miktarda kaynak kullanırlarsa bu ne anlama geliyor? Tabii ki işverenlerin lehine, ama kredi garanti fonu demek hazine destekli kredi demek. Ucuz faizli, uzun vadeli ve bunun yükü hazineye gelecek. Yani hazineye yük gelmesi demek bizim o yükü sırtlanmamız anlamına geliyor. Evet. İşverenler bir şekilde bilançolarını temizleyecekler, rahatlatacaklar ve bunu bizim paramızla yapacaklar bir bölümünü. Sonuç olarak gelen nokta bu. Ve hükümetin gerçekten ekonomi ve sosyal sınıflar arasındaki nasıl ayrım gözettiğini çok iyi gösteren bir örnek olarak bence kayda geçmesi gerekiyor bunun. Çok önemli bir şey bu aslında. Yine bizden çıkacak. Yani bizden evet, işte bir taraftan aslında işverenin işi kolaylaşıyormuş gibi oluyor ama öyle değil işte. Bakan Bilgin'in açıklamaları vardı. İşte prim günü ve yıl şartlarına değişiklik yapılmayacak diye. Bir de Numan Kurtulmuş açıklamayı yapmıştı. Hükümet çalışmayı tamamladı. Bakanlıkta son noktada diye. Bir de çok önemli asgari ücret. Herkesin gözü kulağı oradan gelecek haberlerde. İlk rakam verildi. Şimdi Ergün Atalay diyor ki kırmızı çizgimiz 7.785 lira. Açlık sınırının en son evet 7.785 lira diye belirtti. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı böyleydi. Kırmızı çizgimiz dedi. 10.171 olarak da bir bekar çalışanın yaşam maliyeti olarak duyurmuştu daha öncesinde de. Onu da hatırlatalım. Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Türk İş'i aslında burada da konuşmak gerekiyor. Türk İş'in yaklaşımını. Yani Türk İş'in 10.171 liralık bu bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini baz aldığını söyleyeyim. Sonra da bu şeye dönmesi, 7.785 liralık açlık sınırına dönmesi bence biraz asgari ücret şeylerinin, çalışmalarının nereye gittiğini gösteriyor. Çünkü sendikalar biliyorsun söylediklerinin üstünde almış olmayı sayarlar, başarı sayarlar kendi tabanı açısından. Ve bu yüzden de belli ki yüksek, yani 8.500'ün üstünde bir şey gelmeyecek demektir ki asgari ücret artışıyla birlikte şimdiden Türk İş onun yolunu yapıyor. Bence yanlış yapıyor. Bence hükümetle geçmiş kayıpları da karşılayacak biçimde bir asgari ücreti yapması gerekiyordu, pazarlık etmeleri gerekiyor. 9.000-10.000 liralık bir şey. Disk'in söylediği de biliyorsun 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı
ne başka şimdi bir isim veriyorlardı. Onun iki asgari ücretli çalışanla karşılanması gerekiyor diyorlar. O da 12 bin liranın üstünde bir asgari ücrete denk geliyor. Şimdi birkaç toplantı daha yapılacak ama belli ki belirli bir şeylere artık karşı taraflar gidiyor. Yine uzlaşarak yaptık demek için bence 8000 ile 8500 arasında en fazla bir rakama belirlemeye çalışacaklar ve bunu da sanki hükümet işte işçilerin istediğinden fazlasını verdi gibi lanse etmeye çalışacaklar. Bence çok yanlış ve yine kamuoyunu, işçileri, asgari ücretliyi yanıltma amacını görüyorum ben burada. Bir danışıklı dövüş gibi geliyor bana. Çok açık söylemek gerekirse Türkiye'de çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretle evet. çalışıyor veya komşu ücretlerle çalışıyor. %60 küsuru. Bunlara bakarak asgari ücretin bu seviyede kalması ki 7.785'te Kasım ayı sonu. Aralık'ta bu 7.800'ü geçecek. İşte 8.10'un da üstünde verdik diyecekler. Ama ne olacak? Seçime kadar bunu korumaya çalışsalar da seçimden sonra bu tümüyle geçersiz bir ücret haline gelecek. Çünkü biriken zamlar, efendim kitlerin zararları hepsi halkın sırtına binecek ve enflasyonla birlikte bunlar yeniden yükselecek. Bu çok açık. Kurları tutacaklar, kurlar yükselecek. Zamları yapmayacaklar. Seçimden sonra bu yapılmak zorunda. Bunlar yükselecek. Ve asgari ücret yine yoksulluğu arttıran bir biçimde kalacak bence. Ne ilginç işte, yani dünyada acaba kaç ülkede bu kadar konuşuluyor, yani asgari ücret döneminde hani bu kadar günlerdir konuşuyoruz ve daha da konuşacağız belli ki zaten bu süreç içerisinde. Bu hakikaten var mıdır başka örneği bilmiyoruz yani. Hiç denk gelmedik bu kadar konuşulduğuna. Şimdi tabii önemli bir konu daha var. Bundan sonraki süreç ne olacak? Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Şimdi enflasyonu da tabii düşüneceğiz. Yani enflasyon işte rakamları ortada. Alınan, verilen asgari ücretler ortada. Cebimize giren para, zamlar hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için şimdi 2024'te diyor tek haneli olacak. Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Tabii burada kur korumalı mevduata ilişkin de Merkez Bankası bir bilgi paylaşmadı. Onu da tekrar altını çizelim. Kavcıoğlu'nun açıklamalarını da değerlendirelim. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda nerede konuşuldu onu da söyleyelim. Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dolar, enflasyon ve faizle ilgili açıklamalarda da bulundu. Ben sunumu okudum Elif. Sağ olsun Ankara'daki arkadaşlar gönderdi. Tamer gönderdi, okudum. Gerçekten çok bir Merkez Bankası Başkanı'nın konuşma içeriğiyle hiç ilgisi olmayan şeyler. Açıkça bahsettiği kredilerde nasıl KOBİ'lere fazla kredi verildiğini söylüyor. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'nın görevi, asli görevi fiyat istikrarını korumaktır. Yani enflasyonla mücadeledir. Enflasyonla mücadeleye çok fazla girmeyip orada işte bir tek İşte baz etkisi nedeniyle düşecek plan gibi demiş, laflar evet. söylüyor. Ve eski ekonomik programın başında söylenenleri tekrarlıyor. Hiçbir geçerliliği kalmamasına rağmen işte cari fazla verecek. Daha yeni açıklandı, dış ticaret açığı 11 aylık 100 milyar dolara çıktı. Sen hala cari açıktan bahsediyorsun, enerjiden. Enerji ve altını dışarıda, enerji ve altını ithal ediyorsun zaten. Senin uyguladığın politikalar nedeniyle 3 aydır tüketim mallarının ithalatı bile artmış. Bunu hiç bahsetmiyor. Altın ve enerjiyi bile dışarıda bıraksan bile dış ticaret açığı veriyorsun. Efendim yok, onları çıkarırsak cari fazla devam ediyormuş. Üretim artışı devam ediyormuş. Bununla aslında kurları önleyebilirlermiş. Ve bir başka şey, makro ihtiyati tedbirler, liralaşma diye şeyi söylediklerini yine savunuyor ve bu piyasayı tümüyle
işlemez hale getiren, tümüyle güdümlü, kamu güdümlü bir piyasa ekonomisini mali piyasalarda uygulanır ve söylendiğine göre bunlar devam da edecek. Yani bunların devam edeceğini de söylüyor. Bunların dışında hatırlıyorsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe sunumunda Fuat Oktay kur korumalı mevduat sorulunca Merkez Bankası'nın ödediği paralar, onu 2 Aralık'ta Merkez Bankası Başkanı demişti. Gelir burada size anlatacak dedi. Buna rağmen, taleplere rağmen kur korumalı mevduattan Merkez Bankası'nın ödediği rakamları hala vermiyor. Bence bu olay pervasızca bir tavır, Merkez Bankası'nın tavrı ve çok açık biçimde Merkez Bankası'nın neden bağımsız olması gerektiğini her anlamda gösteren bir örnek oldu Şahap Kavcıoğlu. Aynı zamanda da parlamenter sistemin neden şart olduğunu da gösteriyor bu olay bize bunu da gösteriyor. Yani parlamentoya bir bürokrat gelip şey vermiyor, adını söyle, bilgi paylaşmıyor. Sorulara cevap vermeden es geçebiliyor. Bu pervasızlığı gösterebiliyor. Bence mevcut sistemin sakatlığının çok açık bir göstergesi. Hatırlayacaksın işte Erdal abi, Bülent Kuşoğlu ve milletvekilleri orada daha öncesinde bir terk etmişlerdi salonu da. Hani evet. Onlar da yine Merkez Bankası'ndan bilgi alamıyoruz, niye böyle oluyor diye tepki göstererek komisyonu terk etmişlerdi. Bu da tabii işte yine dönüp dolaşıp sisteme geliyor. Şimdi zaten bütçe görüşmeleri pazartesi günü tekrar başlıyor genel kurulda. Onu da hatırlatmış olalım bu arada. Genel kurul aşaması var bu sefer. Bakalım orada neler olacak. Orada sorulan sorular yanıt bulacak mı? Onu da takip ediyor olacağız elbette. Dış ticaret açığına değinmiştik ama 11 aylık açık 100 milyar dolar dedi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamaları vardı. Bunu da bir soralım size. Bir de otomotiv pazarında artış var. O artışı da değerlendireceğiz. Önce dış ticareti soralım. Evet, 99.8 milyar dolar 11 aylık dış ticaret açığı. Yani ihracattaki artış artık duraklamış gibi görünüyor. Kasım ayında ihracat %1.9 artmıştı biliyorsun. Kasım'da dış ticaret açığı da %61 artışla 8.8 milyar dolara çıkmıştı. Bu bundan sonra devam edecek gibi gözüküyor. Her ne kadar turizm sezonu iyi geçmiş olsa da dış ticaret açığı büyüdüğü için Avrupa'daki resesyon nedeniyle özellikle ihracatta duraklamanın devam etmesi bekleniyor. Şimdi kış aylarında turizm dövizi de yok. Bu cari açık üzerinde daha fazla baskı yapacak demek. İşte Körfez ülkelerinden o şey yaparak, borçlanma yaparak bunu dengeye getirmeye çalışıyorlar. Otomotiv pazarı da Kasım'da %36.7 büyümüş durumda. Otomobile bakacak olursan ama %1 azalma var. Toplam otomotiv pazarında bu kadar artış var. Otomobil ve hafif ticari araç satışları hala bir durgunluk gibi ama bu arada Otomotiv Derneği'nin söylediği de matra arttırımı şeyleri karşılamadı, beklentileri karşılamadı diyorlar. Ama Aralık ayı olduğu için şirket alımları nedeniyle belki Aralık ayı biraz daha canlı geçebilir gibi geliyor bana. ama durgun bir yıl oldu otomotiv açısından 2022, özellikle son yarısı, ikinci yarısı. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları dileyelim şimdiden. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere. Sonları. Teşekkürler, hoşçakalın. Evet, Erdal Sağlam'la ekonomiyi de konuşmuş olduk sevgili izleyiciler. Tabii gün içindeki gelişmeler devam edecek. Ana haber bültenimizde akşam izleyebilirsiniz. Şimdi sözü İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz. Yavuz Oğan ve konuklarına. Hoşçakalın.